hoş geldiniz sevgili monkitolarım. Umarım sağlığınız da keyfiniz de yerindedir. Haftalardır YouTube'a aktif olarak video yükleyemiyorum ne yazık ki. Çünkü tez dönemimdeydim. Bu sancılı süreç sonunda İspanya'dan da mezun olmuş bulunuyorum. Bu süreçte YouTube'da aktif olamasam dahi Instagram'da her gün gönderiler paylaşıyorum. Bunlar bazı şeylerin arasındaki farklar olabilir, günlük kullanılan deyimler olabilir, yanlış kullanıldığını düşündüğüm şeyler olabilir. Aktif bir şekilde hem hikayeler hem de gönderiler paylaşıyorum. Oralardan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi de şuralara bir yerlere bıraktım gitti. Bugün çok sıkıntılar çektiğiniz bir konuya değinmek istiyorum. Gustar eylemi. Bunun zamanında ben de çok büyük sıkıntılar çekmiştim. Ama İspanyolların nasıl düşündüğünü anladıktan sonra aslında gayet rahat bir fiil olduğunu düşünüyorum. Buna geçmeden önce eğer cümle kurulur nasıl buna dair hiçbir bilginiz yoksa lütfen bu videodan başlamayın. Çünkü bu videoda daha öncesinde kurduğumuz şeylerin üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışacağız. Haliyle biraz kafa karışıklığı olabilir sizin için. Bunun yerine mesela bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serim var. Orada nasıl cümleler kurduğumuzu, cümle tiplerinin neler olduğunu, basitçe nasıl konuşabilirsiniz bunlara dair bilgiler veriyorum. Önce onları, daha sonrasında da bu gustar eylemini izlemenizi tavsiye ediyorum ben. Şimdi gustar, sevmek, hoşa gelmek, hoşa gitmek manalarında kullanılıyor. Türkçesine baktığımız zaman biz seviyorum, beğeniyorum deriz. Yani bizim aktif olduğumuz bir şey vardır değil mi? Ben seviyorum, ben beğeniyorum ya da sen seviyorsun, sen beğeniyorsun, sen aktifsin bir şeyde. Ama İspanyolca'da öyle değil. İspanyollar bunu tam tersine göre düşünüyorlar. Yani hoşuma gidiyor, hoşuma geliyor şeklinde düşünüyorlar. Haliyle başka bir şey benim hoşuma geldiği için ben orada artık aktif değilim. Yani eylemi benim yapmam imkansız. Bana karşı bir eylem yapılması gerekiyor. Öncelikle bunun mantığını çok iyi oturtturmak lazım. Yani böyle düşündüklerini anladıktan sonra cümleler anlam bulmaya başlıyor. Daha rahat cümleler kurabiliyorsunuz. Gustar eylemini ele aldığımız zaman, gustar geniş zamanda düzenli bir eylemdir. Genişten başlayalım çekimlerine. Gusto, gustas, gusta, gustamos, gustais, gustan şeklinde. Hoşa giderim, ben yani birilerinin hoşuna gidiyorum. Hoşa gidersin, artık sen gidiyorsun. Hoşa gider, biz hoşa gideriz, biz senin hoşuna gideriz, biz başkalarının hoşuna gideriz. Hoşa gidersiniz, artık siz gidiyorsunuz, mesela benim hoşuma gidiyorsunuz gibi. Hoşa giderler şeklinde çekimledim. Burası önemli. Anlamıyorsanız yorumlarda belirtin. Instagram'da üzerine videolar çekeriz. Şimdi burada haliyle bir hoşa gelmek, hoşa gitmek söz konusu olduğu için bana, sana, ona'yı da bilmemiz lazım. Yani bana hoş gelir, sana hoş gelir mi, ona hoş gelmez şeklinde cümleler kuracağız haliyle. İspanyolca'da bana, sana, ona, me, te, le, nos, os, les şeklindedir. Bazılarınız özellikle dönüşlü fiille kafayı bozmuş olanlarınız sen nerede hocam diyebilirsiniz. O dönüşlü fiile ait bir şey arkadaşlar. Ona manasını vermiyor. Zaten dikkat ettiyseniz burada eylem bize dönmemiş. Başka bir şey bizim hoşumuza gidiyor. Biz başka bir şeyin hoşuna gidiyoruz. Öyle düşünün. Eğer dönüşlü fiille de sıkıntılar yaşıyorsanız yorumlara belirtin. Onun da videosunu çekeriz. O halde şimdi bir şey benim hoşuma gelsin. Mesela dondurmayı severim diyelim, tamam mı? Türkçesinde severim diyoruz. İspanyolcasında dondurma bana hoş gelir dememiz lazım. Dondurma helado. Eril bir kelime el helado. Şimdi dondurmayı diyoruz ya, onlar da orada onu belirtili olarak kullandıklarından el geliyor. Her neyse çok önemli değil, gustara odaklanın şimdi. Dondurma bana hoş geldiği için hoşa gelmek eylemini kim yapıyor? Dondurma yapıyor. O zaman ben hoşa gideri bulmam lazım. Gusto dersem hoşa gidiyorum oluyor çünkü. Hatırladık mı? Ya da başa sarıp tekrar bakabilirsin. Gustayı aldım hoşa gider diye. Kime gidiyor bu hoşa gitmek? Bana gidiyor. Haliyle ben banayı da aldım oradan. Me gusta. Bana hoş gelir. Bana hoş gelen ne? El helado. Me gusta el helado. Bunun yerine bir eylemden de bahsedebilirsiniz. Mesela konuşmayı, uyumayı, gezmeyi severim diye. Örneğin uyumak eylemini alalım. Dormir. Bu sefer yine başka bir şey bana hoş geldiği için. Me gusta dormir. Bir öncekine göre yani. Dormir gider hoşuma gibi. Dormir hoşa gider bana şeklinde düşünebilirsiniz. Biraz tuhaf olduğunu farkındayım. Biraz ya böyle Türkçe mi olur dediğinizin farkındayım ama Türkçe değil zaten bu. İspanyolcayı biz Türkçeleştirip en azından onlar gibi düşünmeye çalışıyoruz.
Bu şekilde daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü böyle alışın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ezberlemektense bunu öğrenmek emin olun çok daha iyi. Çünkü ileride cümle kurmaya, daha da işler böyle komplike hale gelmeye başladığı zaman faydasını görürsünüz. Şimdi diyelim ki senden hoşlanıyorum. Yani İspanyol gibi düşünürsek sen bana hoş geliyorsun. Yani adamlar diyor ki ben hiçbir şey yapmıyorum. Sen karakterinle, fiziğinle, güzelliğinle gelmişsin, benim hoşuma gidiyorsun diyor. Hoşa gitmek eylemini sen bana yapıyorsun diyor. Haliyle bu sefer sen hoşa gittiğin için hangi çekimi alıyorum? Gustas alıyorum. Gusto, hoşa giderim. Gustas, hoşa gidersin. Gusta, hoşa giderdim. Gustas'ı aldım. Kime gidiyorsun? Bana gidiyorsun. Aldım onu da. Me gustas. Bitti. Gustara dair yine Instagram postlarında inceleyebilirsiniz. Altına örnek veren öğrenciler olmuştu. Onları da inceleyebilirsiniz. Diyelim ki benim hoşuma gidiyorsunuz diyelim. Hani siz 3 kişisiniz, 5 kişisiniz ve ben sizden hoşlanıyorum. Benim hoşuma gidiyorsunuz dedim. O zaman bu sefer gidenler sizsiniz. Gustais. Me gustais. Diyelim ki korku filmlerinden hoşlanırım. Hani korku filmi severim dedik. Korku filmleri bana hoş gelir diyeceğimiz için hoşa gelen şeyler bu sefer nedir? Korku filmleridir. Yani çoğullardır artık. O yüzden gustan şeklinde hoşa giderleri almış oldum. Korku filmleri Las Películas de Miedo. Karıştırma şimdi, boş ver kelime bilgisi. O zaman yine bana hoş geldiklerinden me gustan las películas de miedo şeklinde kullanıyorum. Umarım burası anlaşılmıştır. Anlamadığınız şeyleri belirtin ki gelsin, açıklaması gelsin. Sonracığıma diyelim ki dondurma sever misin diye karşı tarafa soralım. Cümle tiplerini artık bildiğinizi düşünüyorum. Soru sorarken tıpkı pozitif bir cümle yaparmış gibi yapıyorduk. Sadece bunu vurguyla belirtiyorduk. İspanyollarda biraz Kürttür diye bir kullanımımız vardı. Oradan hatırlayın. Geldim. Dondurma sana hoş gelir mi diye düşündüğümden yine sana hoş gelen şey dondurma. Haliyle dondurmayı aldım. Gusta şeklinde kullanıyorum. Bu sefer bana değil sana bir hoş gelinme söz konusu. Haliyle T'yi seçiyorum. Te gusta el helado. Bunu da vurgu şeklinde yapıyorum. Te gusta el helado. Dondurma sever misin? Dondurma sana hoş gelir mi? Soralım, benden hoşlanıyor musun? Bu sefer yani diyor ki ben acaba senin hoşuna gidebiliyor muyum? Gusto'yu seçtim. Te gusto, sana hoş geliyor muyum? Tamam. Dedim ki mesela o senden hoşlanmıyor. Yani sen onun hoşuna gitmiyorsun. Hoşa gitmek eylemini sen yapıyorsun. Kime gitmiyorsun? Ona gitmiyorsun. Öncelikle hoşa gitmek eylemini sen yaptığım için gustası seçtim. Ona bir eylem var değil mi? Ona hoşa gitmek var. Haliyle ona şeklinde de L'yi tercih ediyorum. Negatif olduğu için başına da no'yu yapıştır gitsin. No le gustas. Bitti. Mesela onlardan hoşlanmıyor musun diye soralım. Yani onlar sana hoş gelmiyor mu diye soruyoruz. Unutmayın her zaman çeviriyoruz. Mantığımızın tersine gidiyoruz. Onlar gittikleri için Gusta'nı seçiyorum. Sana gittikleri için T'yi verdim. Hoşuna gitmiyor mu diye sorduğumuz için bir negatiflik var. Başına no'yu koydum. Note Gusta'nı. Mesela. Dedim ki böyle uyuz insanlardan, antipatik insanlardan hoşlanmıyoruz dedim. Bu sefer hoşumuza gitmiyor diyoruz değil mi? Hoşumuza gelmiyor, bize hoş gelmiyor. Kimler gelmiyor? Antipatik insanlar, onlar gelmiyor. Haliyle ben onlar dediğim için Gusta'nı tercih ediyorum. Kime bir hoş gelmemek var? Bize hoş gelmiyor diyorum. Bu sefer nosu tercih ettim. Personas, kişiler demek. Antipatikas, antipatiko, antipatika, antipatikos, antipatikas. Bunlar da antipatik demek yani uyuz. Tarafta las personas antipatikas oldu. Haliyle birleştiriyorum ve negatiflik var. No, nos, gustan, las personas antipatikas. Bize hoş gelmiyor. İnsanlar, kişiler antipatik şeklinde kullandık. Bunu gente ile de kullanabilirdiniz. Ama gente artık tekil bir kelime olduğu için
Gustan yerine Gusta'yı tercih etmek lazım. Antipatikas yerine Antipatika'yı tercih etmek lazım ki hem çoğul tekil bütünlüğümüz hem de eril dişil bütünlüğümüz orada sağlansın. No nos gusta la gente antipatica. Benden niye hoşlanmıyorsunuz diye soralım. Yine tersine düşünüyoruz. Ben neden size hoş gelmiyorum oluyor. Bu sefer hoşa gelmeyen kim? Ben. Kime gitmiyorum ben? Hoşa. Size, değil mi? O zaman size'yi seçtim. Os, gusto'yu seçtim. Ben, porque, neden demekti hatırlayın. Porque, negatiflik var. No, os, gusto. Porque no os gusto. Bunlar kemik cümleler ama bunları yine dediğim gibi renklendirebilirsiniz. Mesela, erken uyanmaktan hoşlanmaz dedim. Kim hoşlanmaz? Yani kime hoş gelinmiyor? Ona hoş gelinmiyor. Ne ona hoş gelmiyor? Erken uyanmak. Uyanmak tekil olduğu için gusta'ya gittik. No le gusta dedik. Ona hoş gelmiyor. Ne hoş gelmiyor? Despertarse, uyanmak. Oradaki se'yi de yine ona göre çekimledik. Dönüşlü bir eylem. Gireriz gerekli olursa. Temprano. Temprano da erken demek. Bunların hepsi geniş zamanda. Ama ben geçmiş zamanda bir şey kullanmak istiyorsam, mesela dün bir film izledim, hiç hoşuma gitmedi, hiç beğenmedim diyorsam, ayer vi una película, oraya şimdilik girmiyorum, o bizim alanımız dışında. Dün bir film izledim. I ve şimdi buradaki gustarı da artık o zamanda çekimlemeniz lazım. Onun çekimleri de şurada belirttiğim gibi. Başka bir şey, yani film benim hoşuma gitmediği için gusto'yu seçmem lazım. Dikkat ettiyseniz buradaki o'nun üzerinde tilde var. Bu az önce gördüğümüz geniş zamandaki gusto değil, gusto. Daha vurgulu, yani daha bir üzerinde tildesi var. Başka bir şey artık, tamam mı? O halde no me gusto dedim. Hoşuma gitmedi, beğenmedim. Haliyle gustarın çekimlerini zamanlarda görürseniz ki size tavsiyem önce geniş zamanda bunu halledebilmeniz. Artık geçmişte, gelecekte, yakın geçmişte nasıl isterseniz ya da işte hiç hoşuma gitmezdi falan kullanabiliyor hale gelirsiniz. Önce geniş zaman öneriyorum ve bunu bütün kişilerde kullanabilmek adına da döndürün döndürün cümle yapın derim yani. Kitaplardan işte boşluk doldurmalar, alıştırmalar yapabiliyor olursunuz. Bunlar size böyle olayı kavramada çok da yardımcı olmayacaktır, emin olun. Kendi cümlelerinizi kurduğunuz zaman, kurabildiğiniz zaman ya da nerede kuramadığınızı, hani nerelerde sıkıntı çektiğinizi gördüğünüz zaman kendinizi çok daha iyi analiz etmiş olursunuz. O yüzden neden hoşlanmıyorlar, sizden neden hoşlanmıyorlar, sabah erken kalkmaktan hoşlanmayız, işte kahvaltıyı bahçede yapmayı severiz falan gibi böyle cümleleri değiştirin değiştirin. Artık seviyenize göre ve kelime bilginize göre ne kadar fazla cümle çıkarırsanız o kadar fazla pratik yapabilmiş olursun. Bugünlük de bu kadar efendim. Umarım hoşunuza gitmiştir, yararlı olmuştur. Bir sonraki videonun da por ve para ayrımı olmasını düşünüyorum ama farklı fikirleriniz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.